Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine saçma sapan bir pazartesi gününden selamlar. Haftalık görevler geldi Vulcan'da. Bakalım yeni bir haftaya başlıyoruz. Görevler nasıl, yapabilecek miyiz? Hızlıca hepsini değerlendireceğim. Hepsinin üzerinden geçeceğiz. Birinci gündeyiz. Günlük oturumu aç. En üstteki görev aynı zaten. Hemen çilek vereceğim diyor. 3 yarışma kazan. Kazandık zaten. 5 gem kazan. Kazandık. Pardon. Ha doğru. 5 gem kazan. Yine ödülü. Sağdakiler ödül. Aşağıdakiler de görev. Yani üzerinde yazanlar görev. Pending balansta, yani o cüzdanda değil de pending cüzdanında 0.5 Vulcan biriksin diyor. Bu tabi daha küçük elemanlar olanlar için. Biz zaten bir yarışmada 5 Vulcan kazanıyoruz. 7 kere yarış diyor. Ben bu günlük görevleri yapmışım. İkinci güne geçiyorum. İkinci gün yine oturumu aç diyor. Yani uygulamayı aç diyor. 5 kere sprintte yarış diyor. Kazan diyor daha doğrusu. Ben onu yapmışım zaten. 5000 adım at diyor. Onu da ben yapmışım. Yine 3 Vulcan kazan. Onu kazanmışız. Çarkı 3 kere çevir. İkinci günde 3 kere çevirmenizi istiyor arkadaşlar. Ben birinci de bir kere çevirmiştim. Daha bugününkini çevirmedim. Tamam, yarın da bir kere çevirirsem yapıyorum. Üçüncü günü de yapmış oluyoruz. Üçüncü günde oturumu aç, yani uygulamayı aç. Onu zaten yapacağız. 10 maraton kazan. Şimdi iki tanesini yapmışım. Daha bugünkü yarışlarımız var. Yarınkiler var. Onu yaparız diye düşünüyorum. 20 gem kazan, onu zaten yapmışız. 500 çilek al. Yani normal şartlarda yapmadığım bu ana kadar bir tek çilek alma var. O da 500. Ucuz alabiliriz onu. Rankını 3'e yükselt diyor. Benim rankım zaten 3'ten fazla. Onu da yapmış oluruz. 4. gün uygulamayı aç diyor. Tamam. 40 kere maraton modunda yarış diyor. 5 kere yarışmışız. 4 günde olabilir. Herhalde bunu da karşılarız. 15.000 adım at diyor. Tabii toplamda şu an 5.000 atmışız zaten. 3 günde 15.000'i atmış oluruz. 4 günde pardon. Elemanın bir tanesini yükselt diyor. Seviye yükseltme. Bakalım, belki yaparız. Pending balansta 30 Vulcan biriksin diyor. Tamam, onu zaten yaparız. 5. gün uygulamayı aç. En üstteki görev buydu. 30, sprintte 35 kere yarış diyor. Zaten 5. gün olmasına rağmen ben daha ilk günden bunun yarısını yapmışım. Benim genelde elemanların speed'i yüksek. Yani sprintte yarışıyorum. O yüzden bunu hemen yapmışım. 45 gem kazan demiş. Ben 20 tane kazanmışım zaten. Bu kolay. Bunu hemen yaparız. Rankını 5'e yükselt demiş. Benim 5'ten yüksek. 250 Vulcan stake et demiş. Ben bayağı bir stake etmiştim. 1000 Vulcan'a yakın. Onları önceden de stake etmiş olsanız kabul ediyor. Onu da yapmış oluruz. Oo, demek ki biz 5'e gelebiliriz. Yapmadığımız ne var? Bir seviye yükseltme var. Bir şey satın alma var. Çilek satın alma var. Bunlar da çok bizi yormayabilir. Belki 5. günün görevlerini yaparak 5. gün kutusunu açabiliriz. 6. günde ne varmış? Uygulamayı aç diyor. Tamam. 175 kere yarış. Uf. Ben şimdiden 50 yarışma yapmışım. Artık sanki hedefleri biraz arttırmışlar gibi. Bende 6 tane eleman olduğu halde anca. Yani bir tane elemanı olan bir kişi bu görevleri zor yapar. 3500 pardon 35.000 adım at diyor. Biz 5.000 attık. 7 günde, 6 günde. Daha doğrusu 10.000 civarı atarız bir günde. Bu Moonwalker'ı yaparız diye düşünüyorum. Elemanın birisini 2 kere, daha doğrusu 2 kere seviye yükseltme yap diyor. İster aynı elemanları, ister farklı farklı. Bakalım, bir tane zaten yaparsak bir tane daha yaparız bunu da yapmak için. 100 tane çilek al diyor. Zaten şimdiden 60 tane almışız. 7. günde, son günde ne var? 7. gün oturumunu aç diyor. Şu yandaki ödüller arkadaşlar, o görevi yaparsam verdikleri ödüller, ama bizim için asıl önemli olan, az sonra bahsedeyim, sondaki kutular, yani şunlar. 7 günü yapıp kutuyu açtırmak mesele. 12 kere çevir diyor. Bakın, 7 günde 12 kere. Demek ki bazı günler çarkı 2 kere çevirmemiz gerekecek. Son güne gelip eğer bütün görevleri yapmayı düşünüyorsanız son gün hepsini çeviririm diye düşünmeyin. Çünkü aynı gün çarkı 2'den fazla çevirmek daha fazla çilek isteyecek sizden. Maliyetiniz artabilir. Eğer görevi yapmak istiyorsanız bazı günler çarkı 2 kez çevirin. 2 kez çevirdiğiniz zaman 5 tane ekstra çilek istiyor. Biraz da gem istiyor. Çok fazla yormaz sizi. 2 kere, 12 kere çevir diyor. Rankını 7'ye yükselt diyor. Rankım benim 7 zaten. Onu yapmış oluruz. 1500 çilek al diyor. Alabiliriz. Çok pahalı değil. Ve bir elemanı 3 kere yükselt diyor. Yani 7. günün aslında görevini yaptığın zaman 3 kere eleman yükseltme. Aşağıda 6'da 5'te yine eleman yükseltme görevi varsa onları yapmış olursun. Veya o zaman bir elemanı alıp yükselte yükselte gelirsen 7. günün görevini yapmış olursun. Sanki bazı görevleri arttırmışlar ama
Bazıları da sanki daha yapılabilir olmuş. Tabii eleman sayınıza göre, bütçenize göre bu değişir. Ben mesela diğerinde şey vardı. Doğurtma vardı, yani çoğaltma işlemi vardı. O sanki biraz daha maliyeti yüksek gibiydi. Şimdi seviye yükseltme var, çilek alma var. Öyle ekstra çok fazla bir hareketiniz yok. Çarkı biraz daha fazla çevirmenizi istiyor. Bir çarkı iki kere çevirirsen aynı gün 5 çilek zararın olur. Bir şey değil zaten, fazla fazla alacaksın buradan. Kutulardan da işte 3. günün görevi, 5. günün görevi, 7. günün görevi. Bir daha tekrar edelim. 3. günde 10 ila 50 gem, 5 ila 30 çilek, 2 ila 20 Vulcan veririm diyor. İkinci Azur Jar'da, yani 5 günlük görevleri yapıp kutuyu tamamlarsan lootbox çıkabilir %4 oranında. Bunun içinden de işte aksesuar çıkıyor. Eleman da çıkıyor mu emin değilim. Eleman da çıkabilir. En az 550-600 Vulcan demektir bu kutu çıkarsa. Zaten fazla fazla kurtarmış olur. Veya kutu çıkmazsa 50 ila 200 gem, 10 ila 40 çilek, 10 ila 100 Vulcan veririm diyor. Üçüncü kutumuz, yani peteğimiz diyelim. 7 günlük görevleri yaparsan veriyor. Amethyst Jar. %10 lootbox çıkma ihtimali var. Baya yüksek. 100 ila 300 gem. Yani ya lootbox çıkar ya da bunlar. 50 ila 1000 arası çilek veriyor. Mesela harcadığın veya satın aldığın çilekleri sana tekrar verebilir. 50 ila 1000 Vulcan arası da Vulcan veriyor. Artık o kaç verir? 100 de verebilir, 500 de verebilir. Hem kutuyu tamamlamış olursun hem de böylece kendini yukarıya doğru çekmiş olursun. Söylediği şeyleri hep yaptıkça oyunda seni yükselten şeyler, kötü bir şey yok. Sadece hesap yapmak lazım. İşte seviye yükseltme diyor mesela. 6'ya 6. level aldın, 7'ye yükselttin. Kurtarır mı? 8'e yükselttin, 9'a yükselttin. Ben biraz araştırdım. Bazı seviyeleri yükseltmek kurtarıyor. O anlık da değişiyor olabilir. Bazılarını kurtarmıyor. Seviye yükseltme yapacaksanız mesela 6'dan 7'ye yükseltmeye bakın. Markete girin. Sonra 6'dan mesela yükselttiniz. 7'ye bunu satarsam yükseltme maliyetiyle beraber kurtarır mı ona bakın. Kurtarmazsa 7'den 8'e yükseltmeye bakın. Ayrı ayrı yükseltmeleri de bu kabul ediyor, öyle anlaşılıyor. Sadece bir tane al, 3 kere onu yükselt diye bir şey yok yani. 6'da aldın 2 tane. 6'yı 7'ye, 6'yı 7'ye, hatta 3 tane 6 aldın. 3'ünü de 7'ye yükselttin. Olur, kabul edilir. Ama mesela 6 ile 7 arasında çok fark yok. Kurtarmaz. Satacağınızı düşünüyoruz tabii. Yükseltip satacağınızı düşünüyoruz. Mesela level 7'ye bakın, 665 Vulcan istiyor. Level 6'ya 645. Çok yakın birbirine. Kurtarmaz yani bunu. Yükseltmeye değmez. Üst seviyelerde yükseltme kurtarabiliyor bazen. Onu bir araştırmanız gerekebilir. Çarkımızı çevirdik mi bugün? Çevirmedik. Çarkımızı da çevirelim. Hadi bakalım. Bakarsınız bir lootbox gelir. Hiç gelmedi bugüne kadar. Bazı takipçilerimize çıkmış. Bakalım bize çıkacak mı? Bize gelse gelse bad luck gelir. Ulan lootbox geliyor. Aslında o hızla dönmesi gerekirken lootbox'a geliyor. Bilerek durduruyor. Neyse, 16 çilek aldık. Evet dostlar. Durum böyle. Mesela şimdi ikinci kez çevirmek istersem, o 30'a çıkartmış bunu. Sanki bu eskiden daha azdı. 30 tane çilek harcattırıyor. 7 günde 12 çarkı nasıl çevireceksiniz? Görevlerden birisi o. Bazı günler demek ki 30 harcamanız gerekecek. Eğer görevi yapmak istiyorsanız. Yani biraz harcattırıyor size. Birazcık o kazandıklarından ödül veriyor. Kimisine veriyor, kimisine vermiyor. Artık vermediklerini verdikleriyle beraber dengeliyor. Bir şekilde o uygulamayı yapan kazanıyor. Oynayanlara da azar azar dağıtıyor. Durum bu. Neyse arkadaşlar. Şu step'ine bir bakalım. Step bugün az verdi. Ben bununla normal yürüyüşte 3 GMT civarı alıyordum. Gerçi bugün biraz erken saatte yürüdüm ama o kadar da fark etmez. Baksanıza neredeyse yarı yarıya düştü. 2 GMT'yi zor kazandık. GMT'nin fiyatı artınca hemen bunlar böyle bir oyun yaparlar genelde. Bakın bayağı bir arttı ama %0,61'e, %22'den fazla arttı. 65'lere kadar çıkmıştı, biraz düzeltiyor. Herhalde bu böyle gidecek gibi gözüküyor. Onunla ilgili ayrı video yaparız. Neyse, bu Vulcan videosuydu. Görüşmek üzere dostlarım. Görevleri yapıp yapmamaya karar verin. İyi hesap yapmanız lazım. Yoksa zarar edebilirsiniz. Çünkü ödüller de öyle ahım şahım ödüller değil. Ama başa baş gibi gözüküyor. Görüşürüz.